Başlık şu: günümüzde İslam'a hizmet nasıl yapılmalı? Bu başlıkta bana göre arkadaşlar üzerinde durulması gereken iki nokta var. Bir, günümüz vurgusu. Çünkü isim böyle konulunca haklı olarak birisinin kafasında şöyle bir soru işareti uyanabilir. İslam'a hizmet dediğimiz olayın günümüz, geçmişimiz, geleceğimiz diye bir ayrımı olur mu yani? Bu bütün geçmişi, bugünü, geleceği içine alacak olan standart bir hadise değil midir? Düşüncesi hasıl olabilir. Günümüzde vurgusu nedeniyle önce buna temas edeyim. Değildir. Yani İslam özü itibarıyla zaman ve mekan üstü olmakla beraber İslam'a hizmet günün şartlarına göre kendi içinde değişiklikler arz eder. Bu değişiklikler de öne alma ve geriye bırakma şeklinde olur. Yani mesela diyelim ki İslam'a hizmet dediğimiz hadise 10 maddelik bir olaydır. Farz edelim ki bunu misal olarak veriyorum. Belli bir dönemde birinci madde, başka bir dönemde beşinci maddeye inebilir. Başka bir dönemde sekizinci sırada olan bir şey, başka bir dönemde birinci sıraya yükselebilir. Hadisenin böyle bir karakteristiği arkadaşlar, İslam'ın temel değerlerinde mevcuttur. Şunun gibi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabi Medine devrinde soruyor. Diyor ki, ya Resulallah, iman nedir? Yani imanın en basit, en pratik, en özlü tarifini bana nasıl yaparsın? Efendimizin cevabı diyor ki hicret etmektir. Allah. Ama malum haliniz Mekke'nin fethedildiği gün nazil olan ayetlerle Cenab-ı Hak dedi ki artık hicret yok. Şimdi bunun zamana göre hiç değişmeyecek sabit bir değer olarak, hüküm olarak kabul edecek olsak haşa şuna varmamız lazım. İman hicret olduğuna göre, artık hicret de olmayacağına göre öyleyse artık iman mı yok? Hayır. Hicretin farz olduğu dönemde Ümmet-i Muhammed'in ihtiyaçları nedeniyle hicret çok hayati bir hadiseydi. O yüzden Efendimiz o dönem şartlarında hicreti iman kadar önemli diye sahabiye takdim etti. Ama hicreti bu derecede önemli kılan şartlar değiştikten, o zemin ortadan kalktıktan sonra hüküm de ortadan. O bakımdan günümüzde İslam'a hizmet diye bir şey olur. Mesela günümüzde İslam'a hizmet arkadaşlar, bundan diyelim 500 sene önce Kanuni Sultan Süleyman devrinde yapılması gereken İslam'a hizmete göre farklı olabilir. Şimdi ben daha uzun boylu onların ayrıntılarına girmeyeceğim. Sadece daha sonra ayrıntılı dönmek üzere şunu vurgulayalım. Mesela bundan yaklaşık 80-100 sene önce Türkiye'de İslam'a hizmette özellikle öncelikle imanın öne çıkartılması, insanların imanlarının kurtarılması, korunması, takviye edilmesi birinci derecedeydi. İman hiçbir zaman için değişmeyecek öneme sahip olduğu için günümüzde imana hizmet gene önemlidir. Ama benim kanaatime göre birinci sırada değildir. Çünkü şartlar değişmiştir. Çünkü günümüzde devlet eliyle toplum sistemli bir şekilde İmansız ve dinsiz yapılmaya çalışılmamaktadır. Yani bundan 80 sene önce Türkiye'de imanın maruz kaldığı hücum ve tehlike aynı ölçülerde günümüzde yoktur. Vardır dersek nankörlük etmiş oluruz. O zaman işte o zaman mesela birinci sırada olan, önem itibarıyla birinci sırada olan bir şey günümüzde beşinci sıraya iner. O zaman onuncu sırada olan bir şey günümüzde birinci sıraya yükselebilir. Demişken buna geri döneceğim dedim tekrar ama yeri geldiği için belirtirim. Benim kanaatime göre arkadaşlar günümüzde birinci sırada, birinci derecede önem taşıyan hadise bu açıdan İslam'ın bütünlüğünün sağlanmasıdır. Bakara suresi ayet 85. Müdavim arkadaşlar zaten bugüne kadar bunu benden çok duymuşlardır. Ama şimdi konu doğrudan ve özünden gerektirdiği için sanki daha önce hiç anlatmamışım gibi bunun üzerine inşallah duracağım ben. Yani sizler kitabın bir kısmına iman edip burayı dinleyin arkadaşlar. Sizler kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını arkanıza mı atıyorsunuz ihtarıdır. Bakara suresinin 85. ayetindeki. Yani kitabın ve sünnetin artık eksiksiz olarak bütünüyle tam manasıyla hayata geçirilmesi gerektiğidir. 80 sene önce bunu söyleseydik bu
realiteden ve günün şartlarından biraz kopuk, biraz uzak bir şey olurdu yani. Çünkü karşımızda biri bize diyebilirdi ki hocam sen ne diyorsun yani? Devlet, devlet olarak şu an İslam'ın özünü, imanı ortadan kaldırmak için canını dişine takmış, dolu dizgin gelirken İslam fıkhını hayata geçirelim, ekonomide İslam'ı hakim kılalım, siyasette İslam'ı hakim kılalım, bireyin ve toplumun her şeyinde İslam'ı hakim kılalım demek, yani evet bu hakikaten yanlış ve lüks bir arayış olurdu. Ama günümüz şartlarında bence artık gerekli olan, sırası gelmiş olan budur. O bakımdan başka zamanlardan bir farklılık ifade ederek günümüzde diye bir İslami hizmet anlayışı olur mu? Olur. Bir, iki, başlığın analizindeyim. Günümüzde İslam'a hizmet. Şu dikkatini çeken oldu mu aranızdan bilemiyorum arkadaşlar. İslami hizmet demedim, İslam'a hizmet dedim. Bu kullanışta en şuurlu Müslümanlar arasında bile benim gördüğüm, yani bir hata, bir sapıklık, bir küfür falan katiyen değildir de, yani ben bunu mekruh seviyesinde bile görmem. Ama çok ince ölçü itibarıyla bir fark taşır. Yani doğru kavram İslami hizmet mi, İslam'a hizmet mi? Doğru kavram arkadaşlar İslami hizmet değil. Çünkü bu şu demek, yani amaç aslında insan, amaç toplum, amaç işte ekonomi, siyaset, kültür. Bu amaca gidilirken İslami kurallara riayet ederek gidelim. İslami hizmet dersek bu oluyor. Ve bu kesinlikle yanlış ya da sapık bir ifade değil. Ama mükemmeliyet açısından bana göre yani %99'luk bir ifade. %100'lüğü bunun nedir dersek, Kur'an'da birden fazla defa vurgulanan dini Allah'a has kılın ifadesinden ben bunu anlıyorum. Yani dinin hedefi bir başka şey değildir. Din araç, bir başka şey amaç değildir. Amaç olan bizzat dinin kendisidir. Yani biz İslam'a dayanarak mesela topluma hizmet edelim. Bu yanlış bir anlayış olmamakla beraber mükemmel anlayış değildir. Yani maksat insana hizmet olmamalı, maksat topluma hizmet olmamalı, maksat başka aklınıza ne gelirse gelsin başka bir şeye hizmet olmamalı. Maksat İslam'ın bizzat kendisine hizmet etmek olmalı. Yani din Allah'a has kılınmalı. Ha bu arada tabii insanın da toplumda en mükemmel şekilde oradan istifadesini almış olur. İşte bu vurguya yönelik olarak arkadaşlar bir de ben başlıkta özellikle dikkat ettim ona. Günümüzde İslami hizmet nasıl olmalıdır demedim. Günümüzde İslam'a hizmet nasıl olmalıdır? Bu da iki. Üç. Şimdi mevzuya giriyorum. Yavaş. Peki İslam'a hizmet, yani bunun önemi, gerekliliği, bağlayıcılığı nedir? Her Müslümanın mutlaka bu işi yapması gerekir mi? Yani fıkhi açıdan en başta, çünkü dinde en net olan, en kesin olan boyut fıkhi boyutudur. Tartışma kaldırmayacak, işte benim anlayışıma göre, benim görüşüme göre falan kabul etmeyecek. Burada arkadaşlar Kur'an'ın bize verdiği son derece net bir ölçü var. Ali İmran suresinin 104. ayeti. İçinizde hayra davet eden, kötülükten sakındıran bir topluluk mutlaka bulunsun. İşte gerçekten kurtuluşa erecek olanlar ancak onlardır diyor. Belli başlı müfessirlerin bu ayete bakışlarına dikkat ettiğimiz vakit ortak nokta şudur. Diyorlar ki, ihtiyacı gidermeye yetecek seviyede, kendisini İslam'a hizmete vakfetmiş bir topluluk ümmet-i Muhammed içinde varsa farz-ı kifaye. Fıkhi boyutunda anlatıyorum. Yani aynen cenaze namazı gibi. Yalnız orada bütün müfessirlerin altını çizdiği husus şu. İslam'a hizmet yapılıyorsa her nasıl olursa olsun demiyordur. İslam'a hizmetin ihtiyacını, gereğini yerine getirecek nitelikte nicelikte, hem sayısı itibarıyla, maddi gücü çapı itibarıyla, hem manevi kalitesi itibarıyla, istikameti itibarıyla, evet şu an dünyada İslam'a hizmet gerçekten hakkı verilerek yapılıyor dedirtebilecek bir topluluk, bir grup, bir faaliyet, bir organizasyon varsa, ki hemen belirteyim, ben bundan sadece belli bir cemaati, belli bir tarikatı, belli bir mezhebi anlamam. Ehli sünnet içinde yer alanların hepsini anlarım. Ona daha sonra gideriz.
O zaman diyorlar farz-ı kifaye, yani bu işi bizzat yapmayan Müslümanların üzerinden sorumluluk kalkar. Yapılmıyorsa, eksik kalıyorsa, yetersiz ise o zaman diyorlar ümmeti Muhammed'in bütünü teker teker, fert be fert, aynen namazdan sorumlu olduğu gibi, oruçtan sorumlu olduğu gibi bundan da sorumlu olur. O sorumluluğun bana göre derecesi olur. Yani İslami bilgisi, donanımı, altyapısı olan, kitap okumuş, ufuk sahibi, bu meselelerle meşgul olmuş birisiyle, böyle bir Müslümanla, siz hepiniz kendinizi böyle biri olarak kabul edin çok fazlasıyla. Mesela diyelim ki Anadolu'nun bir dağ köyünde doğmuş, orada yaşamış, hayatı boyunca köyünden dışarı bile çıkmamış, 80 yaşında bir hanım ninemizin bu mevzuda kişisel olarak sorumluluğu aynı olmaz. Onun yükü çok çok daha hafif olur. Hemen hemen hiç denecek kadar olur. Bizim ve sizin gibi insanların arkadaşlar bu noktada doğrudan çok ciddi bir sorumluluğu söz konusudur. Tekrar altını çiziyorum. Buradaki mükellefiyetin mesela bir namaz farzından alakası yoktur. İmam Gazali Hazretleri arkadaşlar bu emri bil maruf nehyanil münker, çünkü bugün bizim İslam'a hizmet dediğimizin İslam geleneğindeki tarihte en uzun süre kullanılmış yaygın ismi biliyorsunuz. Emri bil maruf vel nehyanil münkerdir Kur'an kaynaklı. İmam Gazali Hazretleri'nin arkadaşlar birden fazla kitabında bu işin fıkıh boyutunu izah ederken kullandığı ifade farz der farz diyor. Farz ötesi farz demektir. Efrez diyor. Farzın farzı demektir. Niçin öyledir? Çünkü farzıyla, sünnetiyle, her şeyiyle, İslam'a ait olan her şeyin varlığı bunun yerine getirilmesine bağlı. Şimdi mesela Allah göstermesin, farz edin ki şu an Türkiye'de İslam'a hizmet dediğimiz olay bütünüyle bitti. Nitelik olarak, nicelik olarak hiçbir şekilde yapılmıyor. Cumhuriyet'in ilk dönemindeki yöneticilerin ütopyaları gibi, görmek istedikleri gibi oldu. Mantık yürütelim. Bundan 30 sene, yani o noktadan itibaren 30 sene sonra, 40 sene sonra Türkiye'de artık hiç namaz kılan kalmaz. Türkiye'de namazı bilen hiç kimse kalmaz. Bütün farzlarıyla, bütün sünnetleriyle, bütün parçalarıyla zaman içerisinde İslam kesinlikle unutulmaya, yok olmaya mahkum hale gelir. Şu an Türkiye'de İslam belli bir seviyede hala yaşanıyor ise, bugüne kadar ve hala hazırda ne kadar eksik yedik, yarım yamalak da olsa, İslam'a hizmet yapıldığından ötürü böyledir. Şunu düşünün, bundan mesela diyelim ki 40 sene öncesinin Türkiye'sinde İslam'a hizmet diye bir hadise olmasaydı, şu an başımızda geçmiş benzerleriyle mukayese ettiğimiz vakit bize manen çok mükemmel gelmesi gereken, mesela açık konuşalım, şu anki Cumhurbaşkanı gibi biri olur muydu? Geri geldiğimizde biliyorsunuz biz sözümüzü esirgemiyoruz, tenkit ediyoruz ama şimdi burada bir hakkın da altının çizilmesi lazım. Yaşı benden, hatta benden daha genç olan insanlar bile, yani bu memlekette tarih değildir. Mesela Süleyman Demirel gibi bir cumhurbaşkanının bundan yaklaşık 20 sene önce Kur'an'da 230 tane sorunlu, problemli ayet var dediğine şahidiz. Bu 20 sene öncesi, tarih değil, daha bugün sayılır. Yani şimdi böyle birisinin arkasından bugünkü cumhurbaşkanı gibi biri gelince tabii zulmetten asr-ı saadete çıkmış gibi insan kendisini hissetmelidir. Eksiği, gediği, tenkidi hak eden taraflarını mahfuz tutuyoruz gene. Şimdi bundan 40 sene önce Türkiye'de mesela bazı insanların kendilerinden çok büyük fedakarlıklar yaparak rahatından, parasından, emniyetinden, her şeyinden yürütmeye çalıştıkları bir imam hatip hizmeti olmamış olsaydı. 40 sene öncenin, 50 sene öncenin imam hatip hizmeti arkadaşlar çok destani bir hizmet. Bugünküyle alakası yok. Yani o tarihlerde Türkiye'de toplam imam hatip lisesi sayısı 30 değil. 40 sene öncesi. Toplam 30 tane imam hatip lisesi yok. Çünkü yani şuradan biliyorum, 1960'ta 27 Mayıs darbesi olduğunda Türkiye'de toplam imam hatip lisesi 18 tane. Ama kalite, manevi fark da ona göre.
Şimdi o dönemde böyle bir İmam Hatip merkezli İslam'a hizmet olmamış olsaydı bugün biz böyle bir cumhurbaşkanına sahip olabilir miydik? Olamazdık. Bugün İslam'a hizmetin Allah korusun her şeyiyle bittiğini, durduğunu kabul edin. Bundan 20 sene sonra, 30 sene sonra, 40 sene sonra Türkiye'de mesela cumhurbaşkanlığı yapacak biri kıpkızıl bir kafir olacaktır. Ve bunun sürpriz bir boyutu da olmayacak. O bakımdan arkadaşlar yani Müslümanlar İslam'a hizmet etmekle ne kadar sorumludur, bu ne kadar gereklidir, ne kadar önemlidir diye düşündüğümüzde, bu işin fıkhi boyutu nedir diye düşündüğümüzde bugüne göre İslam'ın çok daha hakim, çok daha güçlü olduğu bir devirde İmam Gazali'nin sözünü tekrar hatırlayın. O devir için bile İmam Gazali diyor ki farz der farz. Başta halife var, her şey şeriata göre düzenleniyor. Farz ötesi farzdır diyoruz. İmam Gazali gibi bir dev söylüyor. Alim olmanın ötesinde. Bunu kıyas unsuru yapın. Günümüzde bu iş nedir? Belli bir topluluğu mu ilgilendirir? Teker teker bütün Müslümanları mı ilgilendirir? Neticeyi kendi vicdanlarımızda tartın. 4 oldu zannederim. Ama daha asıl 1-2-3 diye sıralayacağım temel prensiplere girmiş değilim. Girizgahtayız. Benim bugüne kadar gördüklerim içerisinde arkadaşlar bu işin tanımını en kısa ve böyle en özlü en 12'den vurarak yapan Bediüzzaman Hazretleri'dir. İslam'a hizmet ne demektir? Kavramının iki nokta koyun önüne. İzahını ve tanımını tekrar ediyorum. Bence mutlak manada değil. Belki benim görmediğim, haberdar olmadığım çok daha mükemmel yapılmış tanımlar olabilir. Bilemem. Bilgim sınırlı. Hem en güzel hem de en özlü, en az kelimeyle ifade eden Bediüzzaman olmuştur. Bu tanımı söylüyorum ben. Not tutan arkadaşlar yazsınlar, tavsiye ederim. Sahili selamet olan diyor. Yani kurtuluş sahili demek olan Darüsselam'a. Darüsselam ifadesinin arkadaşlar ıstılahtaki manası cennetin birinci kapıdır. Yani lügat karşılığı selamet kurtuluş yurdudur da Darüsselam. Ama terminolojiden sünnetten öğreniyoruz. Cennet biliyorsunuz 8 kat her birinin ayrı bir ismi var. Giriş katı birinci katı Darüsselam olarak ifade ediliyor. Burada ben Bediüzzaman'ın bu manayı kastettiği kanaatindeyim. Sahili selamet olan Darüsselam'a ümmet-i Muhammediye'yi çıkaran bir sefine-i Rabbaniye'de çalışan hademeleriz. Bu İslam'a hizmet edenlerin tanımı. İslam'a hizmetin tanımı da otomatikman bunun içinde. Şimdi bir parça bunun üzerinde duracağım. Burada bir teşbih yapmış Bediüzzaman, mecaz kullanmış. Kainatı bir deniz olarak, bir okyanus olarak kabul ediyor. Dünyayı bu okyanusta hareket eden bir gemi olarak kabul ediyor. Ümmet-i Muhammed diyor, bu geminin yolcuları. Bu geminin varması gereken hedef, liman, rıhtım, cennet. İslam'a hizmet edenler diyor, bu gemide çalışan personel. Otomatikman İslam'a hizmet, bu gemiyi doğru bir şekilde çalışır halde tutmak. Şunu düşünün, her yolcu gemisinde iki tip insan vardır. Bir yolcular, iki personel. Bunların her ikisi de netice itibarıyla yolcu mudur? Yani çıkış noktasına, varış noktasına fiilen otomatikman gitmek bile midir? Evet. Gemideki yolcuyla personelin arasındaki fark nedir? Biri yatarak gider, biri çalışarak gider. Yani sadece gidiş kısmına bakacak olursanız yolcunun hali daha imrenmeye müstahak. Yan gelip yatıyor. Ama hadisenin bütününü düşünecek olursanız şimdi o da kurtuluş sahiline ayak basıyor mu sonuçta? Basıyor. Ama şuraya dikkat edin. Gemide yolculuk yaparak gidenler bunun için ücret öderler. Gemide
hademelik personel olarak gidenler bunun için ücret alırlar. Yani sonuçta her ikisi de sahile ulaşır, eşittir. Ama birinin cebine o sebepten para girer, birinin cebinden aynı sebepten para çıkar. Buradan da şunu anlayın. Cennete gidildiğinde İslam'a hizmette kendisini vakfetmiş olanlarla öyle olmayan müminlerin ciddi bir kazanç farkı olacaktır. İkisi de cennete gitmiş olacaktır. Ama bu arada geri kalan ümmeti Muhammed dökülmesin, cehennemlik hale gelmesin, dininden mahrum kalmasın diye kendisini sorumlu kabul eden, bunun için ter döken, gayret gösteren insanların ekstra bir kazancı olacak. Evet, bunu da geçtim arkadaşlar. Mevzunun kendisine gidiyorum. Şimdi bu gece bitiremeyeceğimizi tahmin ederim. Ama başta da arz ettim. Ben konunun öneminden ötürü acele etmeyeceğim. Yani fazla gelir, ağır gelir, bu kadar derinine girmeye gerek vardır, yoktur gibi düşüncelere kendimi kaptırmayacağım. Çünkü söze girerken söyledik, yani doğrusu İslami hizmet değil, İslam'a hizmettir. Dolayısıyla doğrusu insanlar değil, Allah'ın hoşnutluğunun kazanılmasıdır. Ben de buradaki sunumumu ona göre ayarlamaya çalışıyorum. Allah indinde elimden gelen en mükemmel şeyi bu özel bir konu itibarıyla yapmak isterim. Şimdi bundan sonra arkadaşlar not tutan, ayrıntılı düzenli not tutan kardeşlerinize yardım olsun diye söyleyeceğim. Çünkü diğer türlü siz kendi kendinize karıştırabilirsiniz de. Bence İslam'a hizmetin bu programın kendi içinde iki bölümü var. İlk önce bu işin temel ilkeleri ve teorik kısmı üstünde durmaya çalışacağım. Nazariyesi yani. Bu tahmin ediyorum birkaç hafta sürer. Yani birkaç ders sürer. Onu bitirdikten sonra uygulamasına geçir. İkinci derecede önemli olan kısım, işin pratiğiyle, uygulamasıyla ilgili kabul ettiği kısım. Dolayısıyla arkadaşlar, ikinci, belki üçüncü, belki dördüncü programda arkadaşlar şimdi işin uygulamasına, ikinci ana bölümüne geçtik deyinceye kadar benim size 1, 2, 3, 4 diye sayacaklarımın hepsi birinci kısmın temel ilkelerin maddeleridir. Birinci madde, ikinci madde, üçüncü madde diye gider. Bunu belirtmiş olalım. Ve şunu söyleyeyim. Şimdi benim anlayışıma göre İslam'a hizmetin birbiriyle eşit derecede önemli İki tane günümüzdeki İslam'a hizmetin, başka devirlerden farklı olacak şekilde, iki tane arkadaşlar temel kavramı vardır. Ana direği, kolunu, ana taşıyıcısı vardır. Bu ana kolonların her biri üçer maddeden oluşur. Şimdi ben birinci ilkeyi söylüyorum. Kendi içinde üç madde bu. Bir, İslam'a hizmet birinci derecede İslam'ın izzetini korumak demek. İki, İslam'ı temsil etmek demektir. Üç, İslam'ı tebliğ etmek demektir. İslam'ın izzetini korumak, açıyorum. A şıkkını açıyorum. İslam'ın onurunu, şerefini, haysiyetini korumak. Müslüman olmayan insanların gözünde bizden kaynaklanan şeyler İslam'ın hakarete uğramasına, Müslümanların hakarete uğramasına, küçük görülmesine, istihza edilmesine sebebiyet vermemeli. Çünkü arkadaşlar dışarıdaki insanlar İslam'la Müslüman'ı birbirinden ayırt etmez. Böyle bir şeyi bekleyemeyiz, hakkımız da yoktur. Biz de başkalarını ayırt etmeyiz. Örnek vereyim. Vereceğim örnekler içerisinde medar itiraz olacak olanlar olursa insicamın ve programın disiplininin zedelenmemesi için önceden belirteyim. Hocam ben buna katılmıyorum ya da bu noktayı ben anlamadım, açıklanmasını istiyorum diye düşünenler olabilir aramızda. Kur'an hayırlarda, güzelliklerde yarışın diyor. Burada arz ettiklerim neticede benim şahsi yorumumdur. Yanlışı olabilir, bunun daha mükemmeli olabilir.
Bu gibi sebeplerden yapılacak olan itirazlar arkadaşlar programın en sonunda, biliyorsunuz iki bölüm. Şimdi vakti geldiğinde inşallah yatsıyı cemaatle kılacağız, ikinci bölümü yapacağız. Son 10-15 dakikada ben sorusu olan arkadaşımız var mı diyeceğim. O vakte herkes saklasın. Bunu şunun için diyorum. Çünkü mesele tam otursun diye ben becerebildiğim kadar örneklerimi güncelden seçerim. Güncel bir örnek. Bundan 2 hafta oldu mu emin değilim. Kısa bir süre önce Konya'da belediye otobüsü duraklarında billboardlara Anadolu Gençlik Derneği'nin ona ait, onun etiketini taşıyan bir ayet-i kerime afiş olarak asıldı. Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Ayet-i kerimenin mefhumu buydu. Şimdi konum o ayet değil. Yani bunun yapılması doğru oldu, yanlış oldu noktasında ben bir fikir serdetmeyeceğim. İşin o kısmıyla da alakadar olmadım. Şuna bakılır. Ayet eğer mutlak mana ifade ediyorsa tefsir açısından aynen öyle asılabilir. Kim gocunursa gocunsun. Ama eğer müfessirlerin ekseriyetine göre o ayette bir tahsis, bir takyit var ise altına en azından bir şerh, bir tefsir notu düşmeden asılmaması gerekir. Ayet mutlak manamı ifade ediyor. Tahsisi, takyidi var mı onu bakmadım. Ezbere de bilmiyorum. Konum o değil. Yanlış anlaşılmasın diye bunu söyledim. Konum şu. Büyük tepki aldı biliyorsunuz. Yani medyayı takip edenler bu olaydan zaten haberdar. Tepki aldıktan sonra Konya Anadolu Gençlik Derneği'nin bir açıklaması oldu. Uzun bir açıklaması oldu. Bir yazılı basın açıklaması oldu. Onu okuyunca ben bir Müslüman olarak rencide oldum. Çünkü arkadaşlar açıklama baştan aşağı özür diliyor. Yani bu yaptığımız işe pişmanız, bu yüzden özür diliyoruz gibi bir ifade açıklamada yok. Böyle bir cümle olmamakla beraber açıklama baştan aşağı geri vites, argo tabirinde. İslam'a hizmetin A şıkkı İslam'ın izzetini korumaktır derken bunu kastediyorum. Ya o afişi oraya asmayacaksın ya arkadan bu açıklamayı yapmayacaksın. Cihangir'de oturmakta olan oranın klasik mahsulü bir Allah düşmanı yerine farz-ı muhal kendinizi koyun. Zafer kazanmış gibi hisseder misiniz, hissetmez misiniz? İslam'ın izzetiyle oynayın. Ha bu uygun değil. Güncele uygun değil. Gereksiz bazı hassasiyetleri kaşır. Şu olur, şu olur, şu olur. Deniliyor ise o zaman öyle bir afiş hiçbir zaman için asılmayacak. Öyle bir takdim yapılmayacak. Ve o zaman hiç kimse de çıkıp ya Ekim 2019 içerisinde Konya Anadolu Gençlik Derneği Şubesi belediye otobüsü duraklarında billboardlara niçin böyle bir afiş yapıştırmadı demeyecek. Yaptın. Tepki aldın. Şimdi bu tepkiyi kim verdi düşünün. Bu tepki içeriden mi geldi, dışarıdan mı geldi? Dışarıdan geldi. Bu tepkiyi veren derece be derece İslam'ın dışındaki tipler. Yani kimi belki agnostik. Diyor ki din benim alanım değil, onunla ilgilenmiyorum. En yakın olanı. En uzakta duranı Allah düşmanı. Kıpkızıl kafir. Derece be derece bizim dışımızdan geldi bu tepki. Bu açıklama neyden sonra yapıldı? O tepki geldikten sonra yapıldı. Şunu düşünün. Bu afiş asıldı. Ondan sonra hiçbir yerden hiçbir tepki gelmedi. Gene o açıklama yapılacak mıydı? Yapılmayacak. İşte bu İslam'ın izzetiydi. Bu İslam'ın izzetine, haysiyetine laf getirmek. Çünkü dışarıdakilerin hiçbirisi Anadolu Gençlik Derneği etiketini kullanmaz. Müslümanlar da. Bak işte İslam'dır. Daha edepsiz konuşursa Hacı Hoca takılır. Birinci madde arkadaşlar, oturduğumuz yerde aktif hale geçip İslam'a katkı yapmak için bir şeyler yapmakla ilgili değil. Oturduğumuz yerde İslam'ın izzetine laf getirecek yanlış hareketler yapmamak. Yani bu aslında pasif bir tavır. Artı doğru olan bir şeyler yapmak değil. Bir şeyler yapıyorum zannederken derken İslam'ın ve ümmet-i Muhammed'in izzetine dokunabilecek ve sonra yapanın da pişman olacağı, bir şekilde özür dilemeye kalkışıp işi iyice batıracağı
Yanlışları yapmamak. Yani yanlış bir şey yapmaktansa hiçbir şey yapmadan yerinde durmak daha iyidir. Şunu düşünün. Buradan saatte 150 km hızla gelen bir araba var. Buradaki araba da park yerinde sabit. Geldi çarptı. Bu kazanın şiddeti derecesi ne olur? Karşılıklı kafa kafaya gelen 150 km sürat yapan iki araba var. Bunlar kafa kafaya çarpışınca ne olur? Harekete geçip yanlış iş yapacağına hiçbir şey yapma, yerinde dur daha iyi. O zaman arkadaşlar, bu bizi şu noktaya götürür. İslam'a hizmet eden insanlar ama fert olarak ama grup olarak İslam'a hizmet ediyorum düşüncesiyle yapacağı şeyleri harekete geçmeden önce planlarken, düşünürken kırk yarmaları lazım. Bütün muhtemel gelişmelere hesaba katmaları lazım. Hepsinin hazırlığını yapmaları lazım. Ondan sonra harekete geçmeleri veyahut da bu yanlış olur, erken olur, tehlikeli olur deyip o işe kalkışmamaları lazım. Halk tabiriyle İslam'a hizmet paldır küldür yapılacak bir iş değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi hicretindeki hassasiyetini düşünün. Hazreti Ali'nin canını belki tehlikeye atma bahasına üstündeki maddi değeri olan emanetleri ona veriyor. O gece kendi yerinde yatır. Laf getirtmemek mesela. Muhammed kaçtı. Ona güvendiğimiz için ona verdiğimiz emanetleri de aldı kaçtı. Hayır. Muhammed evladı mesabesindeki en yakınını, hayatını tehlikeye attı. 3-5 kuruşluk mal için. Ama laf getirtmedi. Sebepler açısından düşünürseniz Hazreti Ali şehit de edilebilirdi. Edilirse edilecek ama İslam'ın izzetine laf gelmeyecek. Bunlara güvenmiştik. O yüzden onlara emanet ettik. Bak şimdi şu yaptıklarını gördün mü falan hiçbir kafire dedirtilmeyecek. Hiçbir kafire bak gördün mü harladık üstlerine gittik aslan gibi tükürdüklerini yalattırdık. Konya'da olan hadise dedirtilmeyecek. Tahsin Görgün Hoca'dan naklediyorum. Yani bunu yazıp yazmamakta serbestsiniz. Çok önemli değil. Bence bununla ilgili güzel bir tanım yapmış. Diyor ki, zillet şartları altında, yani zillet şartları nedir? Müslümanların küfrün velayeti altında yaşadıkları dönemde, bugünkü Türkiye gibi, nasıl Müslümanca yaşanılacağı sorusu klasik anlayışın bildiği bir soru değildir. Yani zillet şartları altında İslam'ın izzeti tam manasıyla korunarak nasıl yaşanılır? Bu sorunun diyor izahı, cevabı bizim klasik İslami kitaplarımızda yoktur. Çünkü onlar böyle bir hal yaşamadılar. Bir gün gelip Müslümanların böyle bir hal yaşamak mecburiyetinde olabileceklerini de hiç düşünemediler. Hiç hayal edemediler. Çünkü daha önce de başka vesilelerle çok hatırlattığım bir hadis rivayetidir. Şununla müdavim arkadaşlar hatırlasın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalabalık Mescid-i Nebi'de oluyor bu Medine döneminde. Ensar'ın yüzüne bakıyor uzun uzun. Nasıl olacak sizin haliniz diyor. Bir bilsem ki kadınlarınız yarı çıplak sokaklara dökülüyor. Böyle başlayan çok uzun bir rivayettir. Burada o rivayeti okurken kitapta şuna dikkat edin. Efendimizin bu sorusuna cevap verirken ki cevapları da soru, sahabenin aleti ruhiyesi, empati yapın orada. Kendinizi sahabenin yerine koyun, şunu görüyorsunuz. Böyle bir şey mümkün değil, olamaz. Yani Müslümanların yaşadığı bir toplumda böyle bir olay olamaz. İzzet anlayışı. Çünkü sahabe cevapta diyor ki, ya Resulallah gerçekten diyorlar böyle bir şey olacak mı? O cevaptan ben şunu anlarım. Bu iddiayı dile getiren Resulullah olmasaydı itiraz ederlerdi, reddederlerdi. Derlerdi ki sen şaşırmışsın. Aklını oynatmışsın, hayal görüyorsun. Resulullah olunca iman ettikleri kişi sözlerini akıl süzgecinden geçiremiyorlar, itiraz etmiyorlar. Ama algılayamıyorlar. İşte Tahsin Görgün Hoca'nın burada vurguladığı şey. Zillet şartları altında nasıl Müslümanca yaşanılır? Bu bizim ecdadımızın bilmediği bir şey. Bizim
İyi çalışmamız gereken bir şeydir ama. Çünkü yani 80-90 senedir Türkiye'deki Müslümanlar olarak biz tam manasıyla bu sözün ifade ettiği şekildeyiz. Ve bu sorunun cevabını biz üreteceğiz. Yani bu sorunun cevabı klasik ilim kitaplarında yok. Ve maalesef tek başına Türkiye'ye ait bir olay da değil. Mısır tecrübesinden tam olarak bu konu çok hoşuma giden bir örnek veriyorum. İhvan daha yeni kurulmuş. 1930'ların başları. Mısır arkadaşlar görünüşte bağımsız gibi olsa da gerçekte İngiliz işgali altında. Başta Kanal bölgesi olmak üzere ve sonra büyük şehirler çok sayıda İngiliz birliği var. Mısır'da. Yani askeri subayı toplam 1930'larda Mısır'daki İngiliz gücü tahmin ediyorum en az bir 100 bin kişi falan vardır. Kağıt üstünde Mısır devleti bağımsız gibi duruyor da hiç alakası yok. İhvan'ın da daha yeni yeni güç topladığı yıllar. Çünkü 1928'de kurulmuş. Bahsine ettiğimiz dönem 1930'lar 5-10 sene sonrası. Kendi mensuplarının, hanımlarının İngiliz subayların ya da sivil memurların evlerine hizmetçi olarak gitmeleri yasaklanıyor. İslam'ın izzeti korumak. Ki yani şimdi evine göndermeyeceksin dediğin adam senin ülkende işgal gücü. Milli olarak senin izzetini zaten yerle bir etmiş. Ama o gün daha belki bir avuç derecesinde olan İhvan'ın gücü Mısır'ı komple İngiliz tasallutundan kurtarmaya yetiyor mu? Yetmiyor. O zaman elinden geleni yapıyor. Hiç olmazsa diyor bunu yap. Yani bu meselenin teker teker bütün Müslümanların zihnine kazınması lazım. Şimdi bak teorik olarak şunu hepimiz biliriz. İnanıyorsanız üstün olan sizsiniz. Bu ayetin her birimizin teker teker günlük hayatında karşılığı olması lazım. Günlük hayatımızda bu ayetin fiili olarak karşılığı yoksa Kur'an'da böyle bir ayet olmasının, bizim zihnimizde böyle bir ayetin ezberde bulunmasının bir kıymet harbiyesi de yoktur. Çünkü Kur'an bilgi için değil, hayat için gönderilir. Ve bu şu açıdan tekrar altını çiziyorum, çok güzel bir örnek. Güçlendik, kuvvetlendik, artık bunu yapabiliriz dememiş İhvan. En baştan itibaren. Bu ayetten diyor ne anlıyoruz biz? İnanıyoruz bunlardan üstün müyüz? Üstünüz. Öyleyse bu heriflerin evine gidip hizmetçilik yapmayız. Osmanlı tecrübesi baştan sona böyledir arkadaşlar. Aynı hassasiyet. Bak aynı. Tabi Osmanlı hakimdi de aynı zamanda uzun bir dönem. Pratik örnek şu. Topkapı Sarayı'nda padişahı ziyarete gelecek olan gayrimüslim devletlerin elçilerine servis yapması için özel gayrimüslim garson besleniyor. Topkapı Saray kadrosuna dahil maaş alıyor. Hristiyan, işte Ermeni, Yahudi falan. Özellikle gayrimüslim. Çünkü Osmanlı protokolüne göre Topkapı'ya gelmiş olan özellikle yabancı Hristiyan devlet elçileri padişahla görüştükten sonra mutlaka yemek yediriliyor hangi öğünse. Saraydan çıkışına ondan sonra izin veriliyor. Hatta yükseliş döneminde sadrazamdan çıkacak sarayı terk edebilir izni. Sadrazamın sorduğu soru cümlesi bile protokol. Önceden kurala bağlı. Köpeğin karnını diyor doyurdunuz mu? Doyurduk efendim diyorlar. Defedin gitsin diyor. Ondan sonra elçiye diyorlar ki saraydan çıkabilirsin. Şimdi bak izzet zillet dengesi nasıl oturmuş. Şimdi oturacak o adam yemek yiyecek. Mesela ona yemekte eşlik eden kesinlikle ikinci bir Müslüman olmuyor. Bir tanesi büyük elçi ötekisi sıradan bir nefer olsa bile neden? İnanıyorsanız üstün olan sizsiniz ayetini hazmetmişler. Bu dünyevi rütbe açısından burada çalışan Müslüman bir neferin protokol itibarıyla, rütbe itibarıyla 10 kat büyüğü olsa bile diyor ki Osmanlı zihniyeti.
Temelde iş değişmiş. Çünkü bu ne kadar basit gözükürse gözüksün, elçi ne kadar âli gözükürse gözüksün, biri kafir, biri mühim. Bu sebepten ötürü o büyük elçinin üstün rütbeli olabilmesinin hiçbir şekilde imkanı yok. İman küfür dengesinde kaybediyordu. O zaman şu oluyor. Mesela Avusturya Macaristan Büyükelçisi'nin sofrası tek kişilik. Hiçbir Müslüman o sofrada onunla beraber oturup ona eşlik etmiyor, zillet çünkü. Bir Hristiyanla Cenab-ı Hakk'a karı isnat eden, oğul isnat eden biriyle aynı sofrada oturup aynı yemeğe kaşık sallamayı Osmanlı mantalitesi, bak bu asıl saadet bakışı işte. Kabul bile etmiyor. Özel bir odada tek kişilik sofra kuruluyor. Tek kişi olarak yiyor. O sofraya tabakları koyup kaldıracak olan da bir Müslüman olamıyor. Çünkü o zaman bir Müslüman bir kafire hizmet etmiş olur. Bunun için sarayda özel gayrimüslim garson besleniyor. Bu adamların sofralarını koyup kaldırmak. Evet, yani şimdi bunu özellikle FETÖ'nün zehirlediği alanlardan biri dinler arası diyalog hoşgörü falan filan alın işte, bunu da onun yanına koyun. FETÖ mü istikamet üzereydi, Ecdat Osmanlı mı istikamet üzereydi? FETÖ istikamet üzereydi dersek Kur'an'daki o ayetin karşılığını. Yani inanıyorsanız üstün olan sizsiniz. Osmanlı'nın bu ayetten çıkarttığı mana o olduğu için o uygulama yapıldı. Hatalıysa haşa ve kella, farz-ı muhal Cenab-ı Hakk'ın da hatalı olması lazım. Şeytanın dediği gibi, yani ya Rabbi bu uygun bir emir olmadı. Şimdi ben ateştenim, bu çamurdan diyorsun ki buna secde et. Daha üstün bir şey, daha aşağılık bir şeye secde etmez. Senin verdiğin emir de uygun olmadı demek gibi bir noktaya gelmemiz gerekir. Hayır arkadaşlar. Evet, B şıkkı, dedim ki İslam'ın temsili, İslam'a hizmeti, birinci ayrımında ikinci şık, İslam'ı doğru bir şekilde temsil etmek. Sati olarak baktığımızda az önce söylediğim ve çatışabilecek gibi bir tarafı da vardır. Yani bir, küfrün karşısında olabildiğince onurlu duracaksın, yani ekleyip belki ihtiyaç yok. Maide suresi ayet 54'ün de gereğidir. Kafirlere karşı eşidde alel küffar. Şiddetlidir, onurludur. Kesinlikle zalim değildir. Kesinlikle gayri insani değildir. Ama alabildiğine de haysiyetlidir. Müslüman olduğunu alabildiğine de hissettir. Müminlere karşı mütevazı. Şimdi temsil dediğimizde gene özellikle İslam'ın dışındakilere karşı İslam'ın temsili gibi bunu değerlendirin arkadaşlar. Ya da kendi içinizde işte elhamdülillah Müslümanım diyor ama İslam'la fiili olarak hiçbir alakası yok. İslam'ı yaşamıyor, namaz kılmıyor, evine ayakkabıyla giriliyor, çıkılıyor falan. Yani her şeyiyle Batı tarafından devşirilmiş bir tip. Buna sonuçta kafir demiyoruz. Ben Müslümanım dediğine göre diyoruz ki eyvallah. Öylesin. İster bunlar için düşünün, isterse tamamen İslam'ın dışında kafir. Bunlara karşı İslam'ı doğru şekilde temsil etmek. Günümüzde bu gene son derece sıkıntı konusu. Şimdi mesela az önce söylediklerime ilk bakışta tersten gelecek bir misal vereyim pratikten. Rahmetli Ali Ulvi Kurucu'nun hatıralarında gördüm. 1950'li seneler, belki 60'ların başları olabilir. Kendisi 39 senesinden beri işte Mısır'da ve Suudi Arabistan'da, Medine'de mücavir yaşıyor. Oranın vatandaşı olmuş. Her sene hac zamanı Türkiye'den başka yerlerden gelen hacılara imkanı nispetinde elinden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyor. Diyor ki benim de vazifede olduğum Ribat'ta hacı konağında 50'lerin sonu 60'ların başı bir grup diyor Suriyeli hacıya fakir ama böyle yani 5 kuruşu olmayan insanlar onlar. Bir öğle yemeği ikram etmemiz gerekti. Çok da imkanımız yok. Büyük bir leğene diyor salata hazırladık karışık. Öğle yemeği olarak ona ikram edeceğiz. O salata hazırlanırken Ribat'taki diyor küçük çocuklardan biri yan yana duruyordu. Tuzla diyor deterjanı, toz deterjanı karıştırmış. Tuz döküyorum diye diyor.
Hani eskiden vin vardı ya bizim artık herhalde kaldı. Bakkal sözü oldu. Boca etmiş diyor toz deterjanı. Bulaşık deterjanı. Ben diyor leğeni görünce o işe bakan arkadaşa sordum Ali Ulvi Kurucu rahmetli. Dedim ki diyor yani Cenab-ı Hakk'ın bir bereket mucizesi mi var burada? Yoksa anlayamadığımız bir şey mi var? Çünkü diyor salata köpürdükçe köpürdük. Tabii salatanın suyu da var ya domates suyu bırakıyor. Üstüne o toz deterjanla dökülünce böyle durduğu yerde diyor gözle görülüyor salata. Köpürüyor yukarıya geliyor. Anlayamadım diyor ben de. Sonra diyor tahkik ettik anlaşıldı ki oraya tuz niyetine deterjan dökülmüş. Öyle olduğunu görünce o Suriyeli acılar da diyor gelmişlerdi yemeği yiyecek olanlar. Herhalde karınları da aç. Dediler ki diyor işte ya şeyh biz tamam razıyız buna oturacağız böyle yiyeceğiz. Biz vallahi dedik diyor ya bu yenir mi olur mu öyle şey falan. Onlar dediler diyor hayır yiyeceğiz oturdular diyor. Dibini sıyırdılar. Hiçbir şey de diyor olmadı. Şimdi hiçbir şey de olmadı kısmına ben karışmam. İslam'ı temsil etmenin yanlış şekli şuradan. Kitapta ben bunu okurken arkadaşlar kendi kendime bir test attım. Ya bir test yaptım. Gayri iradi kendimi bu olaya şahit olan İslam'a karşı da ön yargısı olmayan yani rahatlıkla Müslüman da olabilecekmiş gibi duran mesela bir Batılı bir Avrupalının yerine koyun. O dakikada vazgeçer. Derim ki ne bu toplulukta hayır olur ne bunların dinlerinde hayır olur. Bir gavur olarak öyle. Bu temsil etmenin yanlış şekli. Kontrası 180 derecedir. Böyle iptidai bir görüntü vermemeniz lazım. Şimdi mesela diyelim ki dünyada en medeni bilinen memleketlerde bile aile ilişkileri aslında fevkalade sakattır. Yani enseste varıncaya kadar şu an hazırlanan tuzak bu 10 sene sonra yaşayanlar görecekler bütün dünyada arılarıp gidecek. 10 sene önce cinsi sapıklıkta yaptıkları günü. Ama konum o değil. Mesela fiziken daha güçlü olduğu için erkek karısını döver. Bunu sokağın ortasında herkesin içinde de yapabilir. Kulu takva sahibi bir Müslüman intibaını bırakan birisi ise geri kalan herkesin yaptığı unutulur görülmez. Bu hiç unutulmaz. Lisede kendi din dersi hocam vardı yani böyle sıradan birisi değildi. Hakikaten İslam'ın derdine sahip çıkan o eski imam hatiplerden de. O kendi hocasından duyduğu sözü bize hep tekrar ederdi. Kafama kazınmış. Şimdi bunun yeridir. Derdi ki, ona da hocası dermiş ki imam hatipte onları yetiştirirken. Çocuklar dikkat edin. Bizim sarığımız beyazdır leke kaldırmaz. Başkası yapar aynı bağışlayın tabirimi hayvanlığı kabalığı, dengesizliği, vahşeti, zulmü unutulur. Bizden birisi Müslüman kimliğiyle onun yarısını yapar, kıyamet kopuncaya kadar unutulmaz. Şimdi bu haksız mı? Evet. Adaletsiz mi? Evet. Ama realitede bu arkadaşlar, bunu biz değiştiremeyiz. Bize düşen ne kadar haksız, adaletsiz olsa da kendimizi buna göre ayarlamak. Biz yanlış yapmayacağız. Dışarıya yanlış görüntü vermeyeceğiz. Çünkü esas olan tebliğ değildir, temsildir. Asr-ı Saadet'te sahabe-i kiramın başarısını düşünün. Sahabe-i kiram o kadar kısa zaman içerisinde, o kadar çok sayıda insanı İslam'a kazandırırken, bunu dilbazlığıyla mı yaptı, yaşantısıyla mı yaptı? Yani tebliğle mi yaptı, temsille mi yaptı? Yaşantıyla. Temsille yaptı. Mesela Hayber'deki Yahudilerle anlaşma yapıldıktan sonra işte çıkarma emri gelinceye kadar bir müddet Hayber'in urma mahsulü yarıya bölünecek. Efendimizin yaptığı anlaşma aleyhissalatü vesselam. Yarısı Yahudilerin üreticilerin olacak, yarısı vergi olarak İslam'a verilecek. Anlaşma yapıldı. İlk senenin hurma vergisini, mahsulü almak için sahabiler gidiyor. Efendimizin görevlendirdiği sahabiler. Hayber'e. Yahudileri topluyorlar. Mahsulle toplanmış. Hayber Yahudilerine teklifleri şu. Kardeş payı olacak ya.
Diyorlar isterseniz siz bölün biz tercih edelim. İsterseniz diyorlar biz bölelim siz tercih edin. Yani istiyorsanız biz bunu %50-%50 olarak iki parçaya ayıralım. Siz istediğiniz parçayı alın. Ya da diyorlar isterseniz siz ayırın biz istediğimiz parçayı alın. Yahudiler de tabii böyle bir adalet, böyle bir anlayış. O telefonları kıssak arkadaşlar. Ben her hafta bunu söylemek mecburiyetindeyim. Yahudilerde böyle bir anlayış o güne kadar rüyalarında bile görmedikleri için küçük dillerini yutmuşlar. Ve şu tepkiyi veriyorlar. Herifler gene Yahudi olarak kalıyor ayrı ama işte mühim nokta şu söyleyeceğim. Diyorlar ki dünya ve gökler işte diyorlar bu adalet sayesinde ayaktadır. Çünkü şunu düşünün. Orada bu taraflar eşit mi? Değil. Müslümanlar tamam tasınızı taranızı topluyorsunuz defolup gidiyorsunuz dediklerinde Yahudilerin yapabileceği hiçbir şey yok. İki eşit güç arasında olmuyor. Biri tamamıyla hakim, biri tamamıyla mahkum. Ama ona rağmen temsil, adalet. Günümüzde, Türkiye'de, gelecekte İslam böyle hepimizi tatmin edecek, kandıracak şekilde, yani kandıracak derken kana kana su içmek gibi, bir başarıya, bir zafere ulaşabilecek mi? Yoksa Allah korusun, en çok korktuğum şey, yolda mı kalacak, yarım mı kalacak? Sebepler açısından İslam'a hizmetin Türkiye'de ve başka ülkelerde de geleceğini belirleyen arkadaşlar bu olacak. Hala hazırdaki şuurlu Müslümanlar, İslam'ı hayatlarıyla temsil etmeyi ne kadar becerebilir? İslam'ın zaferinin orantısı budur. Hakkıyla becerdiler, hakkıyla bir zafer kazanacağız. Hakkıyla beceremedik, büyük bir mağlubiyetin sebebi olacağız. Çok düşünürlerimiz, çok kitaplarımız, çok ilim adamlarımız, çok mükemmel programlarımız falan bunu değiştirmez, kurtarmaz. Çünkü hiç kimse sadece sunumda mükemmel ama yaşantısıyla en azından şüphe verici olan bir sisteme imrenmez, onun içine girmeyi düşünmez, onun hakimiyeti altında yaşamak da istemez. 1402 senesinde Timur Osmanlı'yı Çubuk Muharebesi'nde darmadağın etti. Anadolu'da Osmanlı diye bir varlık kalmadı. Eski beylikleri tekrar aynen ihya etti Osmanlı'yı kazıyabilmek için. Elinde olmayan stratejik sebeplerden Rumeli yakasına geçemedi. Geri döndü. Başka sebepler. Özbekistan. 11 sene süren bir fetret devresi yaşandı arkadaşlar. Çarpıcı olan şu. Rumeli'ndeki Osmanlı arazisinde yaşayan insanların %90'ı gayrimüslim. Bulgar, Rum, Ulah, Sırp. Ve bu adamlar Osmanlı hakimiyetine daha dün denecek bir tarihte girmiştir. Rumeli arazisinde arkadaşlar Osmanlı'nın o parçalanmış, fiilen ortadan kalkmış halinden istifade edelim, fırsat ele geçti, isyan edelim diyen bir tek köy bile olmuyor. Anadolu bütünüyle Müslüman, Timur'un da tahrikiyle eski beyliklerin hepsi tekrar ayaklandı, koptu. Fırsat budur diye Rumeli'ndeki Hristiyan halk arasında, reaya arasında Osmanlı'nın o düşkünlüğünü suistimal edelim, biz de tekrar eski kendi devletimize dönelim. Bu yabancı dinin, Müslümanların tahakkümünden bu fırsatı değerlendirelim, kurtulalım diye bir tek köyde isyan olmadı. Bir tek köyde. 11 sene boyunca. Niçin? Ondan önceki idare döneminde İslam'dan aldığı şuurla Osmanlı'nın ortaya koyduğu temsil adalet. Çünkü oradaki bütün Hristiyan köylü şunu gördü yaşayarak. Eskiden yöneticilerimiz bizimle aynı dindendi, aynı millettendi ama anamızı ağlatıyorlar. Şimdi güya yabancı, işgalci başka dinden bir kuvvet geldi Osmanlı. Bizi işgal etti, fethetti, kendi hakimiyeti altına aldı ama bu yönetim sayesinde oh dedik. Öyle olunca hiç kimse hadi baş kaldıralım, bayrak açalım demiyor. Çünkü baş kaldırır, kovarsa eskisi tekrardan geri gelir.
Hazreti Ömer döneminde Şam yeni fethedilmiş. Bizans çok kuvvetli bir taarruz yapınca o cephedeki asker miktarı yetersiz olduğu için geçici bir süre Şam şehrini İslam ordusu boşaltmak mecburiyetinde kalıyor. Halid bin Velid emir veriyor. Diyor ki kendisinden cizye topladığımız bütün Hristiyan Şam ahalisini toplayın meydana. Defterlerde yazılı. Herkese vermiş olduğu cizye iade ediliyor. Diyorlar. İslam fıkhına göre bu İslam devletinin sizin canınızı, ırzınızı, malınızı korumasının karşılığıydı. Ve şu an askeri sebeplerden, elimizde olmayan sebeplerden biz bu korumayı yapamıyoruz. Korumayı yapamıyoruz dediği kendi devlet. Yani İslam ordusu orada kimin karşısında çekiliyor? Bizans'ın. Halk zaten Rum Bizans'ın. Daha bir sene önce girilmiş oraya. Ama bak onu bile karıştırmıyor. O yüzden diyorlar herkes cizyesini geri alsın. Adamlar gene dinlerinde kalıyor ama toplu olarak dua etmişler. En kısa zamanda gene Allah bu şehri size nasip etsin diyor. Çünkü bunlar diyor bizim dinimizden ama sömürücü. Siz güya yabancısınız ama adaleti merhameti sizde gör. Kendi devletinin, kendi milletinin aleyhine rağmına yabancı bir işgal gücüne onun zaferi için samimi olarak içten gelerek hangi sebep dua ettirebilir insan? Temsil. Fırsat budur ele geçti falan yapalım diye değil. Kanuni zamanında arkadaşlar Mısır'dan Nil vergisi bir sene her zamanki muhtarın iki katı olarak geliyor İslam'a. Kanuni tahkikat açtırıyor. Diyor ki Mısır valisi zulüm mü yapıyor? Sarayın gözüne girmek için. Müfettişler yerinde gidip tahkik ediyorlar. Diyorlar ki bu sene Nil'in taşması daha fazla olmuş. İklim, mevsim çok daha bereketli geçmiş. Her zamankinin iki katı ürün alınmış. Vergi de ona göre iki kat artmış. Yani burada bir zulüm yok, bir suistimal yok. Kanuni'nin gene de içi rahat etmiyor. Fazla olan kısım Mısır'a iade ediliyor. Mısır'ın kendi imarı için kullanılsın. Biz diyor her sene aldığımızı alalım. Şimdi biz gittik Mısır'daki insana bunu yaptık. Müslüman kimliğimiz sebebiyle. Bunu takip eden 2-300 sene içerisinde Avrupa'dan gelenler aynı kıtayı ellerine aldılar. Yani sadece Amerika kıtasına götürülen kölelerin nakil esnasında, Atlas Okyanusu'ndaki gemilerde nakli esnasında yoldaki kötü şartlardan ölen insan sayısı, Afrikalı sayısı 12,5 milyon kişi olarak tahmin ediliyor. O zamanki Afrika kıtası nüfusunun toplamı zaten 60-70 milyon. Şimdi onlar niçin o kadar zalim? Biz niçin zamanında o kadar merhametliydik? Burada akıl farkı yok, ilim farkı yok, cibilliyet farkı yok. Bu ortadaki muazzam farkı fark ettiren şey arkadaşlar dindir, İslam'dır, dayandığımız medeniyettir. Onu da temsil ediş kabiliyetidir. Evet, ben yani şu başlıkta bu bahse aslında geri döneceğim ileriki maddelerde. Orada biraz daha özeline gireceğiz inşallah bu konunun. O da şu olacak, şimdi bağlantılı olduğu için söyleyeyim. İslam'ın zafere erebilmesi için Türkiye'de ve diğer İslam ülkelerinde de İslam'a hizmet edenlerin kendi hayatlarında bir ahlak devrimi yapmaları gerekiyor. Ahlakları itibarıyla bir değişiklik ve bu hafif seviyede bir değişiklik kurtarmaz. O yüzden özellikle devrim kelimesini kullanıyorum. Yerle bir edip yeni baştan inşa olmamız gerekiyor bizim yani. Bu olmadığı takdirde arkadaşlar gelecekten İslam'ın zaferi adına benim şahsen çok bir ümidim olmaz. İslam'ın zaferi ve hakimiyeti için temelde bana göre iki tane stratejik unsur var. Bir bu. İki, dünyanın ve bu meyanda Türkiye'nin de batılılaşmaktan vazgeçmesi. İkincisine bizim irademizin yapabileceği bir şey yok. Yani düşünelim şimdi Türkiye'deki şuurlu Müslümanlar olarak. Biz
dünyanın 500 senedir devam etmekte olduğu bu modernizasyon sürecini tersine çevirebilir miyiz? Böyle bir güce, böyle bir iradeye biz sahip miyiz? Şu anki şuurlu Müslümanlar olarak bütün Türkiye, hayır. Ama birincisi elimizde. Teker teker kendi kişiliklerimizde bir İslami ölçüye, Kur'an ve sünnet ölçüsüne göre bir ahlak devrimi yapabilir miyiz? Yaparız. Çünkü bu herkesin kendi şahsıyla ilgili bir şey. Neye göre yapacağım? Kur'an sünnet ortada. Kendini ona göre yeniden formatlayacaksın. İnce nokta şu. Bize FETÖ'nün verdiği en güzel derslerden birisi olan ince nokta şu. Bu İslami ahlak devriminde arkadaşlar, günlük hayatımız ile kitap ve sünnetin nasları arasında ama, fakat, lakin kelimeleri olmaması lazım. Usul ilmi açısından Kur'an'ın ve sünnetin tevilini değil tefsirini yapmamız lazım. Çünkü FETÖ hep bunu yaptı. Yani şimdi adamın önüne koyuyorsun. Yaptığı %100 haram bir şey görüyorsun. Yani ben mesela bir FETÖ'cü olarak şuna bizzat şahit oldum ve çok sayıda benzerlerine şahit oldum. Adam kumarhane işletiyor. Akdeniz sahil şeridinde 5 yıldızlı otel işletiyor. Belki çok mübarek insanlar olduğu için hanım kardeşlerimiz burada kastettiğim şeyi anlamayabilirler. Erkeklerin çoğu anlar. Akdeniz sahil şeridinde 5 yıldızlı otel işletmek ne işletmek demek? Bundan himmet alıyor. Ya şimdi diyorsun ya, böyle şeyden himmet alınır mı? Bak böyle bir hadis var, bak böyle bir ayet var imama. Evet diyor, Kur'an'da böyle bir ayet var, böyle bir hadis var ama diye cümlenin devamını getiriyor. Ama olmayacak. Vaka bu mu? Bu. Böyle bir ayet, böyle bir hadis var mı? Var. Bitti. Ya olmazsa bu yani bizim çok aleyhimize olur. Aleyhimize olacak. Sonraki bir maddedir bu. Kendimizi İslam adına bile olsa bir zafere mahkum görmemek. O yüzden kaybettiler. Her ne pahasına olursa olsun dediler, galip geldiniz. Bir Müslüman için arkadaşlar, her ne pahasına olursa olsun galibiyet olmaz. Kitabın, sünnetin sınırları içinde galibiyet olur. Bunların sınırı içinde galip oluyorsak elhamdülillah. Olmuyorsak deriz ki bu dünya zaten imtihan yok. Demek ki olmamamız gerekiyor. Celaleddin Erzemşah'ın dediği yani. Cengiz Han ordusuna karşı harbe giderken Etbağ-ı Üzerağı dediler ki diyor, sen gene muzaffer olacaksın. O döndü dedi ki diyor, galip etmek, mağlup etmek Allah'ın işi. Allah'ın dini için cihad etmek benim vazifem. Ben kendi vazifemi yaparım, Allah'ın işine karışmam. Her ne pahasına olursa olsun yok. Çünkü her ne pahasına olursa olsun derseniz mutlaka harama giriyorsunuz. Bak adı üstünde. Her ne pahasına olursa olsun. Ne demek? Harama girme pahasına da olsa. İslam'ın tam zıddını yapma pahasına da olsa mutlaka zafere ulaşacağız. İslam bize bunu emretmiyor ki. İslam'ın bize emrettiği şey, onun kaideleri içerisinde gücünüzün sonuna kadar mücadele etmek. Ötesi bizim dışımızda. Ölçüye uygun bir şekilde ihlasla son damla kanımıza kadar, son nefesimize kadar İslam için gayret ettik. Sonuç ne olursa olsun biz kazanmış oluruz. Evet arkadaşlar, bu temsilin hayati noktası. Tevil yapılmayacak, tefsir yapılacak. Söz, yazı, konuşmadan ziyade davranışa, yaşayarak örnek teşkil etmeye dikkat edeceğiz. Böyle olduğu takdirde ben inşallah Türkiye'de de işin bu noktaya geleceği ümidindeyim, kanaatindeyim aynı zamanda. Yani hem tahminim hem temennim öyle. Ama bu şu an henüz daha çok kendini belli etmeyen yeni bir oluşumdur, yeni bir harekettir. Bununla yeni bir cemaat falan da kastetmiyorum. Yani bildiğimiz klasik yapıdaki cemaatlerden ve tarikatlardan bugüne kadar kaç sefer aldığımız yandı. Kaç sefer bunun kazığını yedik bilmiyorum, sayısını ben bile bilmiyorum. Bu network diyebileceğimiz yapısıyla da her şeyine de yepyeni bir oluşum.
bence Türkiye'nin geleceği öyle. İşte amiri memuru falan olmayan ayrı bir bahis. Sonra uygulama kısmında geleceğiz belki 4-5 hafta sonra. Ama benim ümidim ve tabii duam da inşallah bu baş gösterecek, ortaya çıkacak mükemmel yapısı sayesinde kısa zamanda büyük bir cazibe merkezi olacak, güçlenecek, ipi göğüsleyen anlar olacak. Kendi adıma ben şunun endişesindeyim. Acaba o günlere ömrüm vefa eder, yetişir mi? Bir, iki, nefsim, kaprisim, kompleksim önüme geçip beni tıkar mı? Yoksa basiretle onu görür, böyle bir şeye ben de kendi şahsım itibarıyla dahil olurum. Evet, üç, tebliğ dedik. Bunun uzun boylu üzerinde durmayacağım. Zaten birinci bölümün süresini de doldurduk. Tarih boyunca da günümüzde de en fazla hakkı verilen İslam'a hizmet bu olmuştur. Şu an benim de yapmaya çalıştığım gibi. Neden? Çünkü en kolayı bu. Yani bir şeyler oku, ondan sonra otur, uzun uzun onu anlat. Yazıyorsan yaz, başka insanlara da ver, okusunlar falan. Ama müdavim arkadaşlara hatırlatmış olayım. Bundan en son birkaç hafta önce de anlattığım yaşanmış bir olay vardı hani hatırlarsanız. Bir Alman hanım Dagmar isminde. Müslüman olması için tebliğin hakkı tam manasıyla verildi. Ve bunu kendi de itiraf etti. Dedi ki hiçbir sorum yok, aklımda hiçbir şüphem kalmadı. Millet öyleyse diye bakıyor yani. Öyleyse daha kelime-i şehadet getirmek için ne duruyorsun? Getirmedi gitti. Sonra Almanya'da hastanede yatarken ölümden dönmüş, beyin ameliyatı olmuş. Bunu onun yakını olan bir Türk hanım kardeşimiz soruyor. Diyor ki yani millet böyle böyle eli bağrında kaldı. Herkes senin Müslüman olacağına kesin gözüyle bakıyor. O rüya olayını hatırlayın. Yani mucize derecesinde bir hadise yaşamış. Olmadı kadın. Neden dediğimizde diyor ki filanca plajda mayoyla denize giriyor. Bir gece önce o anma İslam'ın güzelliğini, mükemmeliyetini anlatan bir insandı. Ve anlatırken diyor ki erkekler için mahremiyet işte diz kapağı, göbek arası. Diyor ki İslam bu ama ertesi gün kısa kesim bir mayoyla kadın erkek herkesin içinde karışık diyor. Ben falancayı plajda denize girerken gördüm. Niyetliydim diyor Müslüman olmaya. Onu görünce diyor kafam karıştı diyor vazgeçtim falan yaptı. Yani tebliğin hakkının verilmesi arkadaşlar çok önemli değil. Çünkü çok zor bir şey değil. İnsanın nefsine de haz verir. Yani karşınızda böyle can kulağıyla dinleyen bir dinleyici bulmuşsunuz. Eğer tabiatınız itibarıyla öyle suskun durgun biri değilse ona saatlerce anlattıkça anlatmak, enfes misaller vermek, işte bak Kur'an böyledir demek, sünnet şöyledir demek falan. Ama kıymet harbiyesi en düşük olan budur. Bu ikisinin ortasında yaygınlık itibarıyla en önemli olanı arz etmiş oldum. Temsil edebilmek. Bu da bu işin öneminin farkında olan sizin benim gibi şuurlu Müslümanlara düşen bir iştir. O da her birimizin hayatında bir ahlak devrimi yapmasını gerektirir. İslam'ın gereği ve emri neyse hesapsız, kitapsız aynen onu yap. Amayı karıştırmadık. Son misal şunu vereyim, namaza geçelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat döşeğindeyken 1500 kişilik bir ordu hazırladı Doğu Roma sınırına. Başına en gençlerini koydu. 18 yaşında bir delikanlı Hüsame Hüseyin'di. Hazreti Ömer'leri, Hazreti Osman'ları falan da o orduya asker olarak gelmişti. Ordu tamam yola çıkabilirsiniz emri gelmeden toplanma bölgesindeydi. Yani her an hareket etmek için hazır bekliyordu. Son emri. Efendimiz vefat etti. Yerine Hazreti Ebu Bekir Halife seçildi. Birçok sahabi ama hatasına düştü. İyi niyetli. Çünkü Efendimizin vefatıyla beraber irtidat haberleri geldi. Vallahi. Mekke'nin 20 kilometre, 30 kilometre uzağındaki daha dün Müslüman olmuş, Müslümanlığın ne demek olduğunun farkında olmayan kabileler bilmedikleri için
dini Efendimizle kaim aldık diyorlar. Diyorlar ki Muhammed yok, Müslümanlık da yok. Her şey bitti. Başa döndük. Namazdan kurtulduk, zekattan kurtulduk. Algılayışları öyle. Şimdi o ordunun gönderileceği mesafe Medine'ye 1000 kilometreden fazla. Şimdi bak burada kendinize empati yapın. Hazreti Ebubekir'in yerine koyarak düşünün. Elinizdeki yegane tek hazır askeri birlik o, silahlı birlik o. 20 kilometre dışınızda isyan var, silahlı isyan var. O tek hazır askeri birliği durum böyleyken 1000 kilometre öteye gönderir misiniz? Orada herkes ama diyecek, lakin diyecek. Ama diyeceğiz, ya bu Resulullah'ın hayatındaydı, şartlar farklıydı. Şimdi şartlar değişti. Eminim Resulullah da hayatta olsaydı emrini geri alırdı. Orduyu Bizans'a göndermezdi. Bu 20 kilometre öteye gönderdi. Hazreti Ebubekir'in karşısında bu sözle çıkıyorlar. Bu Medine'de diyor, akbabaların benim ve hepimizin cesetlerini diyor parçaladıklarını görsem bile Resulullah'ın çözdü, bağladığını diyor ben çözmem. Ya bu işin diyor olması lakini yok. Hesabı, kitabı, ölçümü, pazarlığı yok. Biz diyor aynen Resulullah'ın emrettiği şekilde bu orduyu göndereceğiz. Bedeli ne olursa olsun. Kendimizi koruyabilme adına Resulullah'ın kararında, hükmünde değişiklik yapmanın, ki bu sünneti çözmek demektir. Uzun vadede dini zehirlemek demektir. Çünkü yol olacak, örnek teşkil edecek. Bütün bir sünnet tartışmaya açılacak. Bu yanlışı yapacağımıza diyor hepimiz ölürüz. Çünkü hepimizin ölümü dinin zehirlenmesinden çok daha küçük bir sorun. Ölürsek biz kaybederiz. Dünya hayatı adına. Ama bunu yaptık mı dinin temeline dinamiti koyduk. Çünkü arkadan gelen herkes o yoldan geçer. Derler ki daha Resulullah vefat etti. Dakika bir gol bir Ebu Bekir şartlara bakarak sünnette tasarruf yaptı. Arkadan gelen de şartlara bakar, sünnette tasarruf yapar. Ötekisi de yapar. Kulaktan kulağa oyununu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? 50 kişi arasında dolaşıyor cümle. Tekrar geri döndüğünde ilk haliyle hiç alakası yok. Çünkü 50 tane ağız karışacak ona. Yorum girecek. Şimdi tarihi tecrübe de şu oluyor. Bizans'a yola çıkartılıyor ordu. 1000 kilometre uzak. Az bir gayretle çöldeki bütün irtidat hareketleri, kabileler kendiliğinden isyandan vazgeçiyor. Hiç kimsenin hesap edemediği yönden, göremediği şöyle bir etki meydana getiriyor. Diyorlar ki isyan edenler. Ya biz Medine'nin dibindeyiz, isyan ettik. Ebu Bekir oralı olmadı. 1000 kilometre uzağa 1500 kişi gönderdi. Bunun diyorlar kim bilir nasıl bir hazırlığı var, nasıl bir kuvveti var, kaşınmayalım. Psikolojik ayrı. Demek ki diyorlar bu Müslümanlar Medine'de bu kadar güçlü, o yüzden bu kadar rahat. Hiç tınmadı bile. Kendilerinden çoğu geçiyor. Ama Hazreti Ebu Bekir Resulullah'ın tasarrufunu ben değiştirmem derken bunu bilmiyordu. Olayın böyle seyredeceğini görmüyordu. İmtihan orada zaten. Dedi ki hepimizin cenazelerini akbabalar didik didik parçalasalar da Resulullah ne dediyse aynısı yapılacak. Bu bize şöyle yansır. Kur'an ne dediyse pazarlıksız olarak. Sünnet-i Sahiyanın emri her neyse pazarlıksız olarak. İşin içine amayı, lakini, fakatı sokmadan, tevil yapmadan, sadece tefsirle sınırlı. Bu da arkadaşlar her birimiz için günlük hayatımızda ahlaki manada bir devrim yapmak demektir. Yani ben bu adama bu fiyatı söylemezsem satışım ama fakat şöyle şöyle olur, evet batacağım. İflas edeceğim. Ama burada İslam ahlakından taviz vermeyeceğim. Ben kaybedeceğim ama benim şahsımla temsil edilen İslam'a kaybettirmeyeceğim. Çünkü ama dediğinizde bu dünyada sizin şahsınız kazanıyor. Sizin şahsınızın temsil ettiği İslam'ın şahsı manevisi kaybediyor. Çünkü öteki adam diyor ki bak gördün mü Müslümanları? Bak gördün mü Ahmet'i Mehmet'i demiyor. Dikkat edin isimlendirmeye. Ahmet Mehmet Said benim özel ismim. Said ahlaksızlık yaptı dediği vakit ahlaksızlık bana müncer. Bak gördün mü Müslümanları dediği vakit benim
özel ismim yerine orada itham ve suçlama İslam'a münzir. Şimdi İslam'a laf getirmenin bedeli arkadaşlar şahsi kazancımız anlamında milyar bile olsa zarardayız. Neden? Çünkü bu muhakemenin düşünün bir de nihai mahkemesi var. Cenab-ı Hak bize der mi muhakeme-i kübrada? Sen dünyada 100 kuruşlu yerin dibine batası bir karın için benim dinime, onun şahsi manevisine, izzetine laf getirdin. Emin olun orada biz de diyeceğiz ki ulan keşke onun 1000 katını kaybetmiş olsaydım. Şimdi bugün bu durumda olmaz. Bu noktada olmasaydı. Çünkü böyle bir muhakeme-i kübra varsa, böyle bir hesap sorulursa yaptın ama seni gidik yarata seni hadi yürü git bakalım şeklinde gelmez o işin artık. Onun için arkadaşlar buna daha sonra tekrar döneceğim. İslam adına bir ahlak devrimi yapmaya muhtacız. Bunu becerebilirsek ben ümitliyim bu konuda inşallah. Ama bugünün kadrosu değil. Bugün gördüğümüz yapılar, bugün gördüğümüz şekiller değil. Bugün gördüğümüz insanlar. Yeni bir anlayış içerisinde, yeni bir yapı içerisinde yakın gelecekten itibaren inşallah bu iş yapılacak, hakkı verilecek ve geri kalan kademe kademe bütün toplum, bütün seküler kitleler gözünde biz Müslümanlar yeniden bir cazibe merkezi ve bir imrenme konusu olacağız. Diyecekler ki keşke böyle olabilsin. Kendi yakın akrabamdan biliyorum. FETÖ'nün gerçekten Müslüman zannedildiği tarihte. Yani FETÖ 1990'ların başından itibaren ya da en geç ortalarından itibaren üst yönetimi itibarıyla bilinçli, sistemli bir ihanetin içine girmiştir. Ama tabii bütün toplum tarafından bunun fark edilmesi, bunların aslında Müslümanlıkla alakası yok da onu sömürüyorlar, kullanıyorlar noktasının herkes tarafından anlaşılabilmesi çok sonra olmuştur. Bu dediğim dönemde hatta 80'li yıllar kendi yakın akrabam fevkalade seküler. Yani geçmişi itibarıyla karı koca, solcu, komünist, yaşantıları itibarıyla İslam dışı. Bir tanesi ateist hatta, ötekisi elhamdülillah Müslümanız diyor da her şey ondan ibaret. Bir kere plajda denize girebilen insanlar falan. Çocuklarını FETÖ'nün okuluna verdi. Ben de bir şaşırdım. Yani konuşurken demeye getirdim ne iş yani siz? Ne diyorsunuz, ne yapıyorsunuz falan. Tabii hoşuma da gittim. Ben de o zaman FETÖ'cüyüm. Annenin bana izahı şu oldu. Yani çocuk düzeltiyorum. Üniversiteye hazırlık yurduna yatılıverdiler. Liseyi bitirdi. Üniversiteye hazırlanıyor. Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Üniversiteye hazırlanırken yine İstanbul içinde FETÖ'nün hazırlık yurtlarından, dershanelerden birine FEM'in bir yatılı yurduna aldılar. Onu sordum ben yani. Nasıl böyle bir şey mi sizin yapabildiğiniz falan. Vallahi dedi anne güldü. Aylardır, yıllardır dedi ne zaman uyuşturucuya alışacak, ne zaman işte şunu yapacak, ne zaman bu avukatı yapacak diye babasıyla dedi gece uykularımız kaçıyor. Şimdi dedi içimiz rahat. Biliyoruz ki dedi burada ne uyuşturucuya alışır, ne kanun dışına çıkar, ne başına bir bela getirir, ne bize bir laf getirir. Şimdi farz edin arkadaşlar orada FETÖ gibi bir çakal, bir sömürgen, bir üçkağıtçı yok. Hakikaten Müslüman, hakikaten İslam'ı temsil eden bir yapı var. Bu örnekten şunu görüp toplumun geri kalan kesimlerinin büyük kısmı kendi iyiliği için, kendi yakınlarının iyiliği için ister istemez gidecek buna teslim olacak. Aynen Mekke devrinde müşriklerin bir taraftan canını almaya kastederken bir diğer taraftan en kıymetli mallarını Efendimiz'e emanet ettikleri gibi. Bak bu ahlaki üstünlük. Çünkü şunu biliyorlar. Bu memlekette Muhammed'den daha güvenilir bir insan yok. Ona verilen bir emaneti koruma pahasına gerekirse hiç tereddüt etmeden canını verir. Bunu dedirtebilmek dışımızdakilere. Önümüzdeki dönem içerisinde inşallah bunu dedirteceğiz. Ve o zaman bunun geri dönüşü çok müthiş olacak.
Evet, şimdi yatsıyı kılıyoruz.